Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte kış hazırlıkları için cam kavanozda asma yaprağı salamurası yapıyoruz. Bu salamuramızı hazırladığımızda kavanozu açıp sadece yapraklarımızı yıkayıp sarabiliyoruz. Tuzunu çıkarma derdi yok. Uzun süre bekleme derdi yok. Bakın yapraklarımız çok güzel. Ben yapraklarımı hazırladım üst üste biremlerini yaptım bu şekilde yaprakları aldığınızda uzun süre poşetinde bekletmeyin lütfen kararacaktır hemen alıp eve geldiğinizde bu şekilde tek tek üst üste koyalım ve hazırlayalım daha sonra sap kısımlarını kesme işlemine geçiyorum sap kısımlarını bir parmak kalacak şekilde bıçak yardımıyla kesiyorum üst üste de 3-4 tane olacak şekilde bakın Hazırlıyorum. Üçerli, dörderli olarak hazırlarsanız kavanozunuza daha çok yaprak e, sığacaktır. Bu şekilde yapraklarımızı ilk önce hazırlayalım. Bir parmak kalacak şekilde yaprakların saplarını keselim. İkiye katlayıp kenara alalım. İlk önce bütün yapraklarımızı bu şekilde hazırlayıp üst üste koyalım. Bakın. Ben burada. 4 kilogram yapraktan hazırlıyorum salamuramı. Bu şekilde bütün yapraklarımı hazırlayıp üst üste koyuyorum. Bakın çok güzel görünüyor. Yapraklarımız bu şekilde hazır. Şimdi kavanozlama işlemini artık geçiyorum. Daha doğrusu kavanozları kaynatma işlemini büyük bir tencereye bol su koyup kaynatıyorum. Su kaynadıktan sonra kavanozu tencerenin içine bırakıyorum. Bu şekilde mutlaka dezenfekte ediyorum. Bütün kış hazırlıklarını yaparken bu işlemi yapıyorum. Kavanozu tencereye koyduktan sonra çevirerek her tarafının kaynamasını sağlıyorum. Sıcak suyun içinde 1-2 dakika bu şekilde bekletiyorum. Her tarafı sıcak su ile temas edip kaynadıktan sonra suyun içinden kavanozu çıkartıyorum. Bütün kavanozları bu şekilde kaynatıyorum ve temiz kuru bir bez üzerine çıkartıyorum ve ters çeviriyorum içindeki suyu aksın ve kavanozlarımız kurusun. Kavanozları bu şekilde örtü üzerine aldıktan sonra artık kapaklarını hazırlama işlemine geçiyorum. Kapakları aynı suyun içine bırakıyorum. Kapakları tenceredeki suyun içine aynı suyu kullanıyoruz. Değiştirmemize gerek yok. Koyuyorum. Koyduktan sonra sadece 5 dakika kaynatıyorum. 5 dakika kaynaması yeterli. 5 dakika kaynadıktan sonra suyun içinden maşa yardımıyla alıyorum ve örtü üzerine çıkartıyorum. Bütün kapakları bu şekilde hazırlıyorum. Kapaklarımız ve kavanozlarımız bu şekilde kurusun. Artık yaprakları salamurasını hazırlama işlemine geçiyorum. Bunun için geniş bir tencereye 3 litre su koyuyorum. 3 litre suya 5 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. 1 buçuk tatlı kaşığı limon tuzu koyuyorum ve kaynamaya bırakıyorum suyumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı suyumuz ısınıp kaynadığında içine hazırlamış olduğum yaprağı koyuyorum ve alt üst yapıyorum renginin sararması yeterli uzun süre tutmamıza gerek yok alt üst yapıp her tarafı sarardığında Suyun içinden alıyorum. Tepsinin içine çıkartıyorum. Bu şekilde yaprakları suya koyuyorum ve çevirip iki yönünü de sararttıktan sonra alıyorum. Bu aşamalarda elimizin biraz hızlı olması gerekiyor. Ben size ayrıntılı verebilmek için net olarak gösteriyorum. Kesinlikle bozulmadan uzun sürede saklayabileceğiniz bir salamura yöntemi. Fakat çok tuz kullanmıyoruz. Az tuz ile hemen kavanozlarımızı açtığımızda yıkayıp kullanabileceğimiz yapraklarımız oluyor. Kaynayıp dezenfekte etmiş olduğum kavanozlarımız hazır. İç kısmında kuruladıktan sonra artık kavanozlama işlemine geçiyorum. Sudan alıp direkt sıcak sıcak kavanozlara yaprakları koymamız gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Hemen ilk yapmış olduklarımdan başlayarak kavanoza koyuyorum. Hemen katlıyorum ve kavanozun içine koyuyorum. Katlayabilirseniz bu şekilde sıcakken daha güzel, daha fazla yaprak sığacaktır, alacaktır kavanozunuz. Bu şekilde yapraklarımızı koyalım. Elimizi yakabilir, dikkat edelim bu aşamada. Kavanoza yaprağımızı böyle 5-6 tane koyduktan sonra üzerine bir çay kaşığı kaya tuzu koyalım. Bu şekilde kat kat aralarına tuz ilave ederek kavanozlama işlemine devam ediyorum. Hemen bakın sıcak sıcak koyuyorum. Katlayarak koymamızdaki amaç sararken daha kolay kavanozdan alabilmek ve kavanozu da daha fazla miktarda yaprak koyabilmek. Aralarına tuz serpmeyi ihmal etmeyelim lütfen bakın. Hemen maşa ile getirdikten sonra maşanız ile bile katlayarak koyabilirsiniz. Elinizi sürüp uğraşmanıza da gerek yok. Bakın bu şekilde de koyabilirsiniz. Yapraklar çok taze, körpe. Hemen sıcak sıcak bu şekilde kavanozlayıp kış hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Artık kavanoz dolmak üzere. Ara ara tuz atmayı ihmal etmeyelim lütfen. 5-6 adet bu şekilde koyduktan sonra arasına bir çay kaşığı tuz koyalım ve tekrar yaprağımızı koyalım. Tamamen kavanozumuz doluncaya kadar devam edelim. Bakın artık kavanozumuz doldu. Şöyle bastırıyorum. Bu şekilde hem havasını almış oluyoruz hem de güzelce sıkışmış oluyor. Kaşık yardımıyla bu şekilde de havasını alabilirsiniz. Üzerine bastırarak yapraklarınızı koyduysanız zaten hava kalmayacaktır. Şimdi üzerinde fazla su kaldı ise bunu bu şekilde kaşık ile alalım. Şimdi artık en son üzerine bir iki çay kaşığı tuz koyuyorum, kenarlarını peçete ile kuruluyorum ve kapağını kapatıyorum. Bu aşamada sıkıca kapatalım. Güzelce vakum tutsun. Kenar kısımlarında kuruluyorum ve kenar alıyorum. Bu şekilde bütün yaprakları hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum kavanozlarım gördüğünüz gibi bu şekilde 7 adet kavanoz doldu. 1 kilogramlık kavanozlardan kavanozları doldurup kapağını sıkı kapattıktan sonra Üzerini temiz bir örtüyle örtüyorum ve bu şekilde kavanozların vakum tutması için bir gece bekletiyorum. Bir gece beklediğinde hem kavanozlarımız vakum tutmuş oluyor, hem de tamamen soğumuş oluyor. Tamamen soğuyup kapakları vakum tutan kavanozları karanlık bir yere koyuyorum. Gördüğünüz gibi kış boyu rahatlık ile afiyetle yiyebilirsiniz. Bir iki sene tazeliğini koruyor kesinlikle bozulmuyor ve çok da pratik oluyor bir litrelik kavanozlarda olduğu için kapaklarını açıyoruz bol suda yıkayıp afiyetle sarmalarımızı sarıp yiyoruz hoşça kalın afiyetle kalın evlerinizden huzur bereket eksik olmasın